Selamlar hoş geldiniz. Grafikler, fonksiyonlar ve limit kısmındayız. Hadi bakalım başlayalım. Burada artık farklı fonksiyon tiplerinde ve fonksiyonların içerisinde yine mutlak değerli veya başka değişkenlerle değiştirdiğimizde nasıl hareket edeceğinizi konuşuyor olacağız. Örnek bir de ufacık bir düzeltme olacak. Lütfen dikkat edin bunu düzeltin. Gözümden kaçmış burası. X giderken A'ya sağdan f(x) B ve X giderken yine aynı şey yazıyor. Tabii ki o zaman anlamı kalmayacak. B'ye soldan giderken de A olsun. A'ya sağdan giderken B. B'ye soldan giderken de A olsun. Bu durumu sağlayan A ve B tam sayı değerlerini bulmak istiyoruz. F artı B kaç farklı değer alır? Ondan sonra da başka şeyleri sormuş. Gelin biz dilerseniz önce şu A ve B'yi bulalım. Ondan sonra soruyu hallederiz. Şimdi A'nın sağı B'ye gidecekse o zaman değerlerimizle başlayalım. Eksi 3, eksi 4 tabii ki bunların hepsi olabilir. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Ya yani bu soruda verilmemiş o zaman demek ki devamında da gelmiyor gibi bir anlam çıkmasın. Ama önce şu kısıtlı aralıktaki değerler için deneyelim. Ben eğer eksi 2'yi alsaydım eksi 2'nin sağı nereye gidecekti arkadaşlar? Sıfıra. Eğer a eksi 2 olsaydı eksi 2'nin sağı sıfıra giderdi. B sıfır olurdu. Sıfırın solu da sıfıra gittiği için a da sıfır olmadığı için a eksi 2 gelemez. Eğer a eksi 1 gelseydi eksi 1'in sağına bakıyormuşum. Eksi 1'in sağı 2'ye gidecekti. Dolayısıyla B 2 olacaktı. 2'nin solu nereye gidecekti? 2'nin solu eksi 1'e gidecekti. O halde burada evet gerçekten de sağlıyor. Tekrar gösteriyorum. Eksi 1'in sağı 2'ye giderken 2'nin solu şuradan kontrol edin lütfen. 2'nin solu da eksi 1'e gidiyorsa evet bu değerler şu anda sağlıyor aradıklarımızı. O yüzden A eksi 1 olabilir. Gelelim A'nın 0 olduğu duruma. Tam sayılar dediği için tam sayıları alıyorum. Eğer A0 olsaydı, A sıfır olsaydı sıfırın sağı sıfıra giderdi. Dolayısıyla B sıfır gelirdi. Sıfırın solu sıfıra giderdi. Dolayısıyla sıfıra sıfır da sizler için doğru bir yanıt olabilirdi. A1 olsun. A1'e sağdan gittiği zaman eksi 2'ye gidiyorum. Eksi 2'ye soldan gittiğim zaman sıfıra gidiyorum. O zaman bu cevabı sağlamıyor. Gördüğünüz gibi yani A1 olmamalıymış. A2 olsaydı ne olurdu? 2'yi koydum, 2'ye sağ, 2'ye sağdan gittiğimde, evet, 1'e gidiyorum, demek ki B1. 1'e soldan gittiğimde kim'e gidiyorum? 2'ye gidiyorum, demek ki bu seçenek de olabilir, güzel. 3'e bakalım. A eğer 3 olsaydı, 3'e sağdan gittiğimde 0, e 0'a soldan gidince yine 0 geleceği için bu da sağlamayacaktı, bunu da sildim. Şimdi, devamında da olabilir gibi bir cümle kurdum. Evet, o yüzden bunları da olacağını veya olamayacağını gösterelim. Çünkü bir kısıtlama vermemiş yani şöyle soruda şöyle denmemiş eksi 2 ve 3 aralığı için denmemiş. O sebeple devamına da bakalım. E, buranın denklemi nedir arkadaşlar? Önce şu kısımda ilgilenmek istiyorum. Eksi 2 ve burası kaç? Eksi 1'e 3. Eksi 1'e 3 ve eksi 2'ye 0'dan geçen doğru denklemini yazalım. Eğimlerine gelecektir. 3 eksi 0 bölü. Buna dilerseniz d1 diyelim. Ben d1'in şu anda denklemini yazmak istiyorum. md1 eşittir. d1 doğrusunun eğimi eşittir. eksi 1 artı 2. O zaman burası 3 gelecekmiş. Eğimi 3 olan eksi 2'ye 0'dan geçen doğru denklemi y eksi 0 eşittir. Eğim çarpı x eksi eksi 2'den x artı 2. y eşittir. 3 x artı 6 gelecekti. Şimdi bunu eksi 3 için bir deneyelim. Ne geldiğini görelim. Eksi 3'ü yerine koyuyor olsaydım. Burada eksi 3 koysaydık eksi 3'e gidecektik değil mi? Şuradan uzattım iyice. Biraz daha dilerseniz sola koyalım. En azından doğru gözüksün. Eksi 3 şöyle olacaktı. Evet çok doğru gözüktü şu anda. Neyse yine benden harika bir performans. Tekrar düzeltiyorum. Eksi 3 şöyle gözükecekti. Arkadaşlar eğer A'yı eksi 3 alsaydık. Eksi 3'ün sağı da solu da burada doğrusal gideceği için yine eksi 3'e gidecekti. O zaman eksi 3'ten Sonraki değerlerde de yine biz eksi 3'ün değil mi? Eksi 3 de eksi 3'e gidiyor. Yanlış yapmıyorum sanırım. Güzel. Eksi 3'ün solunda da biz yine nereye gidecektik? Eksi 3'e gidecektik. O zaman bu değer de kendisini sağlayacaktır. Peki eksi 4 için sağlar mı? Eksi 4 koyalım. Dikkat edin. Çok yerim kalmadı. Şöyle göstereceğim o yüzden. Eksi 4 koysaydım. Doğrumuzun devam ettiğini varsayarsak. Eksi 12 artı 6 da eksi 6 gelecekti. Eksi 4 şurada eksi 6. Peki. Eksi 4'e Soldan gidiyor olsaydım, bu eksi 6'ya gidecekti. Eksi 6'ya soldan gidiyor olsaydım, gördüğünüz gibi burada bir derbi daha tutmayacaktı. Aslında eksi 3 oraya çok güzel gizlenmiş. Ben soruları yazdım. Tabii bu yazmamın üzerinden inanmayacaksınız ama 4-5 ay geçti. E açık söyleyeyim çözüm noktasına da pek neyi nereye koyup yazdığımı da hani hatırlamadan çözüyorum. Aslında başka birisinin sorularıymış gibi geliyor bazen. Evet burada dediğim gibi eksi 3 güzel gizlenmiş. Doğrumuz da şu şekilde gidiyor gibi gözüksün. Buranın sonrasında gelmeyeceği aşikardır. Niye? Eksi 5 de koysanız diğer değerler çok daha negatif bir şeye gidecek. Çok daha negatif bir şeyin solundaki görüntüsü ondan önceki görüntüye gidemez. O sebeple bir daha bakmıyorum. Şu kısma bakalım. MD1 demiştim. Bu sefer buradayım. D2 doğrusu için bakıyorum. MD2 ne olacaktır? Eğimi nedir buranın? ya direkt şeyden de yapabilirsiniz. Ben doğru denklemlerini bazen daha uzun yazıyorum size göre. Kısaca görebiliyorsanız hemen yazıp geçebilirsiniz. Ama eğimi 1 eksi 0, 2 eksi 3'ten eğimi eksi 1'dir. Y eksi 0 eşittir. Eğim çarpı x 3. Dolayısıyla bu da eksi x artı 3 gelecektir. Ben şurada 4 noktasına bakıyor olsaydım. 4'ün görüntüsü kaç gelecekti? Eksi 1 gelecekti. Şöyle gelecekti 4'ün görüntüsü. Şöyle kaba olacak ama olsun. Yapacak bir şey yok. Madem 4'ünki eksi 1 geliyor. Eğer a'yı 4 alsaydım 4'ün sağı eksi 1'e giderdi. Eksi 1'in solu nereye giderdi? Bariz belli ki 4'e gitmiyor. O yüzden geçtim. Bir de 5'e bakalım. Gelmeyeceğini çok hissediyorum ama emin olmak istiyorum. 5 koydum eksi 2 geliyor. Eksi 2'nin solu nereye gidiyor? 0'a gidiyor. Bu da gelmedi. Eğer 6 koysaydık ne gelecekti? 6 koysaydık eksi 3 gelecekti eksi 3'ün soldan görüntüsü nereye gidecekti? Gördüğünüz gibi burada yine eksi 3'e mi gidecekti? Değil mi? Eksi 3'ün soldan görüntüsü yine eksi 3'e gidecekti. O zaman bu da 6'ya gitmedi. Olmuyor. Bakın ben buraya pozitif değerler koydukça 7 koyduğum takdirde 7'yi koyuyorum. Nereye gittim? Eksi 4'e gittim. Eksi 4'ü koyduğumda burada negatif bir değere gittim. Dolayısıyla Negatif değerleri koyduğumda burada yanıtımın da negatif gelmesinden ötürü asla şu ikisi birbirlerine eşit gelemeyecektir. Yani şu A ve A birbirlerine eşit gelemeyecektir. Bu sebeple doğruların devamında bunları incelemeye gerek yoktur. İnanın yoruldum anlatırken garip bir soru olmuş. O yüzden şu değerleri alalım. Biz bir aşağı inelim artık hayırlısıyla. Yani ne yapacaksak yapalım. Geçelim şu soruyu. Değerlerimiz bunlar. Buraya koydum. Bizden neyi istiyor? F artı B kaç farklı değer alır? Güzel. 4 deyip geçmeyeceğiz. Çünkü farklı değerler olsa da yanıtları aynı gelebilirdi. Birinci durumu değerlendiriyorum. F1'dir. Diğer durum F0'dır. Diğer durum f 3'tür. Diğer durum da F-6'dır. Hepsine hemen bakalım. F1, F0, F3. 0 da kaçtan geçiyoruz? 0'ın görüntüsü eksi 2'dir. Gördüğünüz gibi aşağıda kapalı boncuktur. 1'de kaçtan geçiyoruz? 1'in görüntüsü 3'tür yazdım. 3'te kaçtan geçiyoruz? 3'ün görüntüsü 0'dır. Eksi 6'da kaçtan geçiyoruz? Eksi 6 için denklemimiz şuraydı. 3 kere eksi 6, eksi 18, 6 daha eksi 12. Evet aynı değerler gelmemiş. İşlem hatası yapmıyorsam burada 4 farklı değer alacaktır. Keşke burada bir tanesi de aynı geliyor olsaydı. O zaman hani 3 tane gelse belki daha şık gözükebilirdi. Neyse mantığını anladınız. Limit x giderken artı b'ye limiti varsa kaç farklı değer alır? Güzel. A ve B'nin toplamları. Bu sefer neye bakacaksınız? Limit x giderken bir fx. Hemen şunları kopyalıyorum. Bir bunu değerlendireceğiz. Bir sıfırlısını değerlendireceğiz. Bir üçlüsünü değerlendireceğiz. Bir de eksi altılısını. Şimdi eksi altılısını hemen yerine koyacağım. Çünkü yukarıda ne demiştik? Bu doğrusal fonksiyon demiştik. Hemen bir daha gösteriyorum. Bu doğrusal fonksiyonsa bu noktadaki limit o noktadaki görüntüsüne eşittir. O sebeple Eksi 12 diye derhal yerleştirelim bunu. 3'e bakalım. 3 için ne vardır? 3'te gördüğünüz gibi burada 0'dan geçiyor. Sıfırın sağı da solu da yine birbirlerine eşit geldiği için 3'teki limiti de vardır ve sıfırdır. 1'de limiti var mıdır arkadaşlar? Dikkat! 1'in sol limiti ile sağ limiti birbirlerinden farklı olduğuna göre işte limit x giderken 1'e şu kısımda limitimiz yoktur diyecektik. Sıfırda limitimiz var mıdır? Gayet güzel sıfırda limitimiz vardır. Tanımlı olduğu değer eksi 2 ama limiti kaç gelecektir? Limiti de şuraya dilerseniz ben de bir boncuk koyayım sıfır olarak belirteyim. Tabii ki de sıfırdaki limitimiz de sıfır gelecektir. Yani kaç noktada limiti vardır gibi bir şey sorulsaydı da 3 noktada limiti vardır diyecektik. Evet dediğim gibi güzel bir soru olmuş. Ben keyif aldım beğendim. Her soruyu da kendim yazdığım için güzel olacak diye bir şey yok. Bazen anlatırken diyorum ya 4 ay önce, 5 ay önce yazdığım sorular. Bazen de kızıyorum kendime ya diyorum bu soru niye var ki? Niye yazmışız ki diyorum. Sidirleniyorum. İşaret fonksiyonu tanımlanan değerin işaretine göre bu soru önemlidir. Çünkü ÖSS zamanlarında, LYS zamanlarında signum ve işaret fonksiyonu signum zaten bu signum ve tam değer fonksiyonları sizlere soru olarak sorulurdu. O yüzden bu konular bu fonksiyon tipleri eski müfredatta var olan ve yeni müfredatta da tanımlanarak sorulan soru tipleridir. Ne demek? Signum'un ne olduğunu bilmenizi beklemiyoruz ama signum tanımını parçalı fonksiyon olarak verdiğimizde ki öyle verilir. Parçalı fonksiyon müfredatınızda olduğu için signum'u size tanımlayıp soruyu tekrar sorabilir. O yüzden ben her yıl fonksiyon anlatırken öğrencilerime mutlaka bu fonksiyonları anlatırım. Limit içinde önemli sorulardır bunlar. Şimdi gelelim tekrar. İşaret fonksiyonu diğer adıyla signum fonksiyonu signum sign işaret zaten oradan da aklınıza gelebilir signum fonksiyonu signum fx dediğimizde de bu fonksiyonun sizlere işaretini belli edecek eğer fonksiyonunuz görüntüde pozitifse pozitifler bir değerini alsın eğer fonksiyonunuzun görüntüsü o noktalarda sıfırsa sıfır alsın eğer fonksiyonun görüntüsü o noktalarda sıfırdan küçükse de eksi bir alsın bu kadar yani biz Elimizde eğer fx eşittir x gibi bir fonksiyon tanımlasaydık ve bunun signum f'ine bakıyor f demeyeyim bu f ile karışmasın signum gx deseydim ne olacaktı signum gx yani signum x'e bakıyor olsaydınız ne diyecektiniz 1 koyduğum zaman veya sıfırdan büyük değerler koyduğum zaman görüntüsü pozitif gelmeliydi sıfırda görüntüsü ancak sıfır gelecektir sıfırın solunda da görüntüsü negatif gelecektir İşte bu x fonksiyonunun işaret fonksiyonudur tamam Şimdi sorumuza bakalım. Signum x kare eksi 4. Önce sadece bunu değerlendirelim. Ardından limitine bakalım. Signum x kare eksi 4. Ben ne dedim size? Bu fonksiyonun işaretlerini veren fonksiyondur bu. Peki. Kökleri nedir? Artı ve eksi 2. Demek ki bu fonksiyon sadece artı ve eksi 2 değerlerinde 0 değerini alacaktır. Çünkü kökleri odur. Geriye kalanlarda ne yapacağız? 2'den büyük ve eksi 2'den küçük her değer için bu fonksiyon pozitif geleceği için Burada görüntüleri 1 olacaktır. Tabii ki buraları açık aralık koyuyoruz. Kapalıları zaten eksi 2 ve 2. Eksi 2 ve 2 aralığında ise negatif değerler alacağı için burada görüntülerine ne diyecektiniz? Eksi 1 diyecektiniz. İşte şu fonksiyon x kare eksi 4'ün signum fonksiyonudur. Ben buraya şöyle değiştirmek istiyorum. Daha rahat ve net görebilmemiz açısından. O sebeple size deseydim ki 2'nin solunda bu grafikleri bilmeseniz de olurdu. Nasıl olurdu? Fonksiyonun içerisi negatif çıkıyorsa görüntüsüne eksi 1 dememiş miyiz? Tamam. Fonksiyon 2'nin solu diyorsa ve karesi diyorsa. 2'den küçük bir şeyin karesi neden küçüktür arkadaşlar? Tabii ki de 4'ten küçüktür. Dolayısıyla 4'ten küçük bir şeyden 4 çıkarsa içerisi sıfırdan küçük gelecektir. Signum sıfırdan küçük bir şeyin görüntüsüne ne dedik artık? Eksi 1 dedik. Burada da görüyorsunuz veya buradan söyleyin. 2'nin solu nereye gidiyor? Bakın 2'nin solu 2 burada dikkat edin 2'nin solunun limitleri eksi 1'e gidiyordur. O sebeple şu kısma ne diyecektiniz? Eksi 1 diyecektiniz. Artı. Aynı şey buradan düşünelim. Limit 9'un sağı 9'un sağına gidersek kök fonksiyonu ne diye çıkacaktır? Burada 3'ten daha büyük. Azıcık bile olsa daha büyük. Dolayısıyla burası 0'dan büyük. 0'dan büyük olduğu için signum 0'dan büyük bir şeyin yanıtı 1 gelecektir. Eksi 1 ve 1'in toplamı da 0 getirecektir size. Şimdi 2 için yine ufacık da olsa bir grafiğe bakmak istiyorum. Signum x kare eksi 10x artı 25. Bunun kökleri nedir arkadaşlar? Bu x eksi 5'in karesidir zannediyorum ki. x eksi 5'in karesinde grafiği neye benzeyecekti? Sadece 5'te 0 alır. 5'in sağında da arkadaşlar solun da da hep bir değerini alacak. Niye? Çünkü bundan daha küçük yani burayı negatif yapan bir şey yoktur. Buranın grafiği bakın şöyledir. Bu fonksiyon daima sıfırdan büyük ve eşit değerler alır. Deltası sıfırdır. O sebeple bunun signum fonksiyonu sadece bir vardır. Bak çok güzel olmuş burası. Ne diyeceksiniz? 5'teki o zaman limiti nedir? Soldan limiti de sağdan limiti de neye eşit? Bunun 1'e eşit. Hatta ben soruyu sizin için şöyle uzatıyorum. Artı. Burada da şunu soralım. Direkt bu fonksiyon eğer hani g deseydik ya da h gibi düşünün. Buna hx fonksiyonu gibi düşünün. Ee, ben burada bir de size h5'i sorsaydım. 5 noktasındaki görüntüsünü. Buranın limitine gelecekti 1 gelecekti. 5 noktasındaki görüntüsüne gelecekti signum için tabii ki de 0 gelecekti. Bakın o toplamları da 1 olacaktı. Anlaştık mı? Bu signum fonksiyonu kıymetlidir. Doğrudan limit yok demeyeceksiniz. Ha soru şöyle olsaydı ne derdiniz peki? Signum limit x giderken 0'a, limit x giderken 0'a signum x olsaydı. Grafiğini burada çizdim işte. Bakın şu signum x'in grafiğidir. Ne diyecektik bunun için? 0 noktası burası. Sağdaki limitleri 1 iken soldaki limitleri eksi 1 bunun da limiti yoktur diyecektik. Anlaştığımızı düşünüyorum. Beni anladığınızı düşünüyorum. Yukarıya geliyorum. Yine farklı bir fonksiyon tipi. Bu sorular ÖSS'nin dediğim gibi Joker sorularıydı. Güzel sorularıydı. İyi fonksiyonlarıydı. Yukarıda tam değer x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tam değer bazen böyle köşeli parantez içerisinde x gibi verilirken bazen de köşeli parantez içerisinde mutlak değer x gibi karşınıza çıkabilir. Bu fonksiyon şu demektir. Yukarıda aslında sizlere tanımı yapılmaya çalışılmış ama ben de izah edeyim. Grafiği de bir yandan ben konuşurken inceleyin. Eğer siz fonksiyonun içerisine bir tam sayı yazarsanız tam sayının tam değeri kendisi olacaktır. O yüzden bu fonksiyon tam değerlerin yazıldığı yerlerde tam sayıların yazıldığı yerlerde doğrudan yazıldığı görüntüye gider. Ama eğer ben buraya 0,1 deseydim 0,1 sayısının tam değeri nedir? Tam sayısı nedir? Yani bunun tam kısmı nedir? Ya da şöyle düşünün 1,2. 1,2'nin tam kısmı nedir? Tabii ki de 1'dir. 1,9'un tam kısmı nedir? Tabii ki de 1'dir. O zaman 1 ve 2 aralığında kalan tüm sayıların arkadaşlar görüntüleri nereye gidecektir? İşte 1'e gidecektir. Fakat Tam değer 2 kaça eşittir? Tam değer 2 bir tam sayı olduğu için yine 2'ye eşittir. O sebeple 2 burada açık boncukken burada kapalı boncuktur. Ve 1-2 aralığında aldığınız her sayının tam değeri burada 1'e gitmiştir. Aslında şöyle söyleyebilirsiniz. Burada kendinden küçük, kendinden küçük en büyük tam sayı. Anlaştık mı? Çünkü şu değerleri siz bu tam sayıyı eklemişsiniz. 0,1'inki nedir? 0'dır. Neden? 0'a 0,1'e eklemişiz. Tam değeri 0'dır. Yani 0 ve 1 aralığındaki yazacağımız tüm reel sayıların görüntüleri de burada 0'a gidecektir. Negatiflerde ise iş birazcık daha farklıdır. Şu yüzden eksi 1, mesela 2'ye bakalım. Bunun tam değeri nedir? Bu sefer eksi 1 demeyeceksiniz. Neden? Çünkü biz eksi 2'ye aslında 0,8'e eklediğimiz takdirde bu sayıyı elde edeceğimiz için şu küsürlerin pozitif olmasını istiyoruz. O sebeple kendinden küçük eksi 1,2'den küçük en büyük tam sayı eksi 2'dir. Eksi 1,9'dan küçük en büyük tam sayı eksi 2'dir. O sebeple eksi 1 ve eksi 2 aralıklarının tamamı eksi 2'ye gider. Tam değerlerde yine tam değerlere giderler. Şunu konuşalım. Eksi 0,33 mesela. Bu nedir? Kendinden küçük en büyük tam sayı tabii ki de eksi 1'dir. Bakın 0 ve 1 eksi 1 aralıklarının hepsinde de görüntüler eksi 1'e gidecekti. İşte biz bu fonksiyona da tam değer fonksiyonu veya floor function nedir? Türkçesi merdiven fonksiyonu. Kulakları mı diyor küfür mü ediyorsunuz bana arkadaşlar çok tamam geçeceğiz burayı merak etmeyin. Başım ağrı diyebilirim kulak uğultumdan. Merdiven fonksiyon deriz. Tamam geçiyoruz anlaştık kızmayın. Güzel aşağı gelelim. 2012'nin sağı diyor. Şimdi hoca anlattım burada birileri ikileri ufacık şeylere Gittim bize 2012'yi soruyorsun. Aşk olsun sana haklısınız ama birazcık kafayı kullanmanızı istiyoruz. Hemen burada bir minyatür fonksiyon yapalım. Ne demiştik arkadaşlar? 2011 şurada olsun. 2012 şurada olsun. Tam değerlerde kendisine gidecektir bu. Öncesinde ne olduğuyla ilgilenmiyorum. 2011'deki görüntüsü 2011'dir. 2011 ve 2012 arasında yazdığınız her değer için kendisinden küçük en büyük tam sayıya gideceği için aslında burada da yine 2011'e gider. Ama 2012'ye geldiğimiz takdirde ne diyeceksiniz? Artık bu merdiven olarak devam ediyor. Burada 2012'ye gider. Devamında da yine 2012'den 2013'e kadar olan kısımlarda da yine 2012'ye gidecektir. O sebeple 2012'nin sağına bakıyor olsaydınız bunun limitinin 2012 olduğunu söyleyecektik. Şimdi gelelim eksi 2024'ün soluna. Burası birazcık daha işte böyle sinir bozucu, kafa karıştırıcı. Ha şuna da bakalım. 10'un sağı demişim. Güzel. Hiç bozmuyoruz. Hiç bozmuyoruz. Buradayız. 10, 10. 10'da kaça giderdi? 10'a giderdi. 11'de kaça giderdi? 11'e giderdi. 10 ila 11 aralığında kaça giderdi? Tabii ki de 10'a giderdi. 10'un sağında bakıyor olsaydınız yine ne diyecektiniz? 10 diyecektiniz. Aslında burada yazdığımız her pozitif değerin sağı yine kendisine gidecektir. Tamam. Ya sonuç olarak bu çıkıyor. Başka sorduysak küt diye yerine koyabiliriz. Zannediyorum ki başka sormamışız. O zaman gelelim eksi 2024'e. Biraz yaklaşmak istiyorum şuraya. Eksillerde çünkü işler birazcık karışabiliyor. Şöyle başlayalım. Ben şuraya eksi 2024'ü hatta önce eksi 2023'ü koyayım. Eksi 2023'ün görüntüsü yine ne gelecektir? Eksi 2023. Çünkü bu değerlerde kendisine gideceğini söylemiştik. Eksi 2023'ten daha sonraki en küçük sayı için nereye gidecektir arkadaşlar? Tabii ki de eksi 2024'e niye? Kendisinden küçük en büyük tam sayı demiştik. Buradan sonraki her değer için farklı renkte yapıyorum. İsterseniz burayı doldurdum. Burası boncuk. Buraya kadar yine geldi. Eksi 2024'te kaça gideceğiz? Tabii ki de kendisine gidecek. Fakat Eksi yine 2024'ün bu sefer solu soruluyorsa ne diyecektiniz? Bir değer daha aşağısı eksi 2025'tir. Eksi 2025 için burada boncuk olacağız. Buradan devam edeceğiz. Yani eksi 2024'ten daha küçük bir şey koyduğunuzda bunları çizmenize gerek yok. Artık şu yorumu yapabilirsiniz. Eksi 2024'ten küçük bir şey koyuyorsak kendisinden küçük en büyük tam sayıya gidiyorsa bunun yanıtı eksi 2025'tir. Kabul. Ben açıklama yapıyorum. Kitap sahibi olduğum için, yazarı olduğum için kitabın çözümlerini tam vermeye çalışıyorum. Çözdüyseniz basın hemen ilerletin videoyu. Dolayısıyla şurayı indirdiğimizde de neyi göreceksiniz? Eksi 2024 ve eksi 2025 arasındaki her değer için yine limitimiz eksi 2025'e gidecekti. Ta ki nereye kadar? Eksi 2025'e kadar. Eksi 2025'in solunda da eksi 2026'ya giderdi. Aşağı geldim dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer mutlak değerini soruyorum. F'in mutlak değeri. Bu sayfa çok iyi olmuş. Bu tarzda böyle bir kesinlik sorusu gelirse hepinizi çok görecek arkadaşlar belli ki. Hemen çözelim. Şurada hızlıca bir minyatür bir şey oluşturalım. Artık mevzuyu anladık. O yüzden hızlıca yazıyorum. Burası eksi 22 olsun. Burası eksi 22 olsun. Eksi 22'de nereye gidiyoruz? Kendisine gidiyoruz. Eksi 22'den daha küçük değerler içinde eksi 23'e gidiyoruz. İşte grafik şöyle bir şey. Bu da eksi 23. Burada da şunu hemen dolu boncuk yapayım. Anlaştık mı? Böyle bir şey. Bunun size neyini soruyor arkadaşlar? Mutlak değerini soruyor. Şayet mutlak değerini alıyor olsaydık bu şeklin ne olduğunu görecektiniz. Yukarıya döndüğünü görecektiniz. Yukarıya dönmesi ne demektir? Artık eksi 22'de şunu yukarıya çevirseydim bu 22'ye gidecekti. Eksi 23'de bu 23'e gidecekti. Böyle geldik. Burayı boyadık. Daha sonrasında da şöyle devam edecektik. Tamam. Burası da 24 olsun. Şurası 23'tü, şurası 22'ydi. Evet harika oldu. Bu çizdiğimiz neyin grafiğidir? Bu çizdiğimiz mutlak değer fx'in grafiğidir. Şimdi sizlere soruyorum. Eksi 22'nin soluna gittiğinizde nereye gidiyorsunuz? Eksi 22'nin solu buralarda. Eksi 22'nin soluna gittiğimizde gördüğünüz gibi biz bu sefer artık 23'e gidiyor olacaktık. Tamam. Ya da şunu derdiniz. Eksi 22'nin solu eksi 23'tür. Mutlak değer dediği için 23'tür. Tamam. Geldim aşağı. Eksi 88'in solu dikkat edeceğiz. Dilerseniz bunu bu sefer önce grafiksiz çözelim. O yaklaşım metotlarını da öğrenmiş olun. Eksi 88'in solu dediğimizde bizim kafamızda şöyle bir sayı canlanıyor değil mi? Eksi 88'den çok az daha küçük bir sayı. Tamam bunun mutlak değeri neye eşittir? 88,001 değil midir? Tamam size diyor ki bunun Artık e, durumunu değerlendir. F altında. Yani bu nedir? 88'in sağıdır aslında. Peki biz az önceden beri konuşuyoruz. Burası 88 olsaydı görüntüsü 88'e giderdi. Doğru. 88'e gitti. Burası da 89 oldu. 88 ile 89 aralığında hep bu değerleri alacaktır. E arkadaşlar 88'in sağında da zaten az önce dedik. Pozitif şeylerin sağını soruyorsa görüntüsüne eşit olacak yine kendisine daha doğrusu. E bu da 88'dir. Ben grafikle yapmak istiyorum deseydiniz ne yapacaktınız? Bunu son kez grafikle yapıyorum. Yandakini doğrudan çözüyoruz. Şöyle diyecektiniz. Sağ tarafı artık mutlak değer alıyor olmak demek. içeride ne yapmak demektir? X ekseninin sağını sola katlıyor olmak demektir. Sağ tarafı sola yapıştırmak olduğu için bence başlangıcı da size bir göstereyim. Sıfırda sıfırdan geçecekti. Birde birden geçecekti değil mi? Buraya o zaman 1'e kadar çizdik. Açık aralık. Birde birden geçecekti. İşte arkadaşlar bunun aynısı Solda da devam ediyor olacaktı. Neden? Bir daha söylüyorum. İçerinin mutluluğunu almak demek. Sağı sola yapıştırıyor olmak demektir. O zaman burada da sıfıra kadar devam edecekti. Burada açık boncuk. Burada kapalı boncuk. işte bu şekilde devam edecekti. Sonra eksi 2 için aynısı. Burası için aynısı. Dediğim gibi şu şekilde devam eden bir grafik çizecektik. Gelelim noktalar noktalar. En son 88'e ulaşalım. 88 için ne yapacaktık? Bize... Heh, 88'in evet solu ve sağı diyor. İsterseniz şöyle diyelim. Şurası 87 olsun. Bunu sildim. Şurası 88 olsun. 87'yi koyduğunuzda bunun görüntüsü tabii ki de burada ilk başta 87'ye gidecektir. 87 ve 88 aralığında da 87'ye gidecektir. Ama burada artık 88'e gidecektir. Çizdim. Buradaki görüntüsü 88 oldu. Sonra da şöyle devam ettik. Evet neyi soruyor size? Eksi 88'in solu demek aslında buraya göre simetriğini alın. Bak şu, şu, durumun aynısını değerlendiriyorsak. Şurada eksi 88 vardır. Eksi 88'in solu şurada bir yerdedir. O zaman sıfıra göre simetriğini aldığınızda bu 88'in sağına mı düşecek soluna mı düşecek? Tabii ki de 88'in sağına düşecek. 88'in sağına baktığınızda limit değerleriniz nereye gidecekti? 88'e işte 88'e. Bunları iyi anlamanız benim için kıymetli arkadaşlar. Çünkü ben size bu limit kitabında sadece limit öğretmiyorum fonksiyonların üzerinden de ciddi bir şekilde geçmiş oluyoruz. Son sorumuz artık grafik vesaire yok. Eksi x'i çizdiriyor bize. Eksi 1283'ün güzel bir sayı. Önüne eksi koymuş. Eksi 1283. Bunun solu ne demektir? Eksi 1283'ten çok azıcık daha küçük bir sayı. Bunun önüne eksi koyuyor iseniz bu eksi eksi olacağı için 1283'ün neyi geldi artık? Sağı mı? Elbette sağı 1283'ten minicik daha büyük bir sayı. Bu da 1283'ün sağı demekmiş. 1283 pozitiftir. Sağını sormuş. Biz de demiştik pozitif sayıların sağını soruyorsa aslında şuradakinden farksız olacak. Dolayısıyla bu limitinizin sonucu da eksi 1283'e soldan giderken ki f eksi x'in sonucu da yine 1283'e eşit gelecekti. Evet bu 25. sayfaydı. Hemen aşağı gelelim. fx'in grafiği verilmiş bu sefer bizlere. Buna göre, sağlayan x1 tam sayı x2 gerçel sayısı için x1 artı x2'nin maksimum değeri nedir diye soruluyor. Anlaştık. Dilerseniz önce şu içeriden başlayalım. Bakın burada bir sürü bileşke işlemler verilmiş. 100 tane diyor bir de korkunç gözüküyor. Tabii ki bu 100 tane niteleyen şey şurası için arkadaşlar. 100 tane. Buranın bu ucunu lütfen silin. 100 tane fff. Bunlara bakacağız. Peki. Eksi 2'ye soldan giderken fx nedir? Eksi 2'ye, eksi 2 noktası şurasıdır. Soldan da gitsem, vallahi sağdan da gitsem pek bir şey değişecek gibi gözükmüyor. Bunun da görüntüsüne geliyor. Eksi 2 geliyor. Şimdi f eksi 2 neye eşittir? f eksi 2'nin görüntüsü yine buradadır. Yine eksi 2'dir. Dolayısıyla bu 100 tane de olsa 1000 tane de olsa 10.000 tane de olsa şu kısmın yanıtı sizin için ne gelecektir? Bu sarı kutucuğa aldığımız yerin yanıtı bizler için eksi 2'den başka bir şey değilmiş. Birin sağında fx diyor. Birin sağına gittiğimizde ne görüyoruz? Birin sağındaki fx'imizin artık bizlere 1 getirdiğini şuradan hemen görebiliriz. O zaman bu kısım da 1'miş. 1 eksi eksi 2 dediğimiz için sağ tarafın tamamı 3 olarak bulundu. Anlaştık. Ben şimdi 3'ü bulmaya çalışıyorum. Ne, nasıl bulmaya çalışıyorum? X1 bir tam sayı olacak. Peki. X1 tam sayı olacaksa. Dilerseniz şuradan başlayalım. Ben buraya tekrar yazıyorum. Limit x giderken x1'e soldan fx artı limit x giderken x2'ye sağdan fx eşittir. Kaç gelecekti? 3. Şimdi x1'ler tam sayı olacak. Diğerleri için reel olabilir demiş. x1'ler elemanıdır z. Ben x1'i eksi 2 olarak seçeyim. Eksi 2 olarak seçseydim nereye gidecektim? Burada eksi 2'ye gidecekti limiti. Solu da sağda. Eksi 2 ile neyi toplarsam 3 eder? 5'i. O zaman şurada öyle bir şey almalıyız ki limiti sağdan limiti 5 olsun. Olur. Bakalım. 2'den 1 gittim 3'e 2 artmışım. Tamam. 1 bir birimde 2 artıyorsam 4'e geldiğimde burası 4 olacak. Kaça gelirsem 5 olur? 4 buçağı e o zaman değil mi arkadaşlar? Neden? Bir daha söylüyorum. 1'de 2 gidiyorsak 1,5'ta 1 gideriz. O zaman bu 2,5'ta 1'dedir. 3'te 2'dedir. 3,5'ta 3'tedir. 4'te 4'tedir. 4,5'ta 5'tedir. Yani x2 9/2 olacak. Veya doğru denklemini yazıp bulabilirsiniz. Dediğim karışık geldiyse. Tamam, x2 zaten reel diyordu, alabilirim. x1 eğer -1 olsaydı Eksi 1'in sol limiti yine eksi 2'dir. Değişen hiçbir şey olmayacak. X 2'niz yine kaç gelecekti? 9 bölü 2 gelecekti. Başka da bir değer koyamayız. Doğrusal olarak gidiyor çünkü. 9 bölü 2'yi anlamayanlar için niyeyse dert olduğu için bazen böyle oluyor. Belki anlamayanlar vardır. Şu doğru denklemini yazalım. Bakın 2'ye 0'dan ve 3'e 2'den geçen doğru denklemini yazacağız. Eğimine gelecektir. 2 eksi 0, 3 eksi 2. O zaman 2 bölü 1'den 2 y eksi şu noktayı alıyorum. 0 eğim çarpı x eksi 2. Demek ki bu doğrunun denklemi 2x eksi 4'müş. Bunun yanıtının 5 olması için x yerine de 9 bölü 2 koymalıymışız. Bunu söylüyorduk. Tamam devam edelim. x1 eşittir 0'sa, 0 ise 0'ın soluna baktığınızda görüntünün 0'a gittiğini göreceğiz. O zaman öyle bir şey söyleyeceğiz ki sağdan limiti 3 olsun. Sağdan limiti 3 olan kaç tane nokta vardır? Dikkat edin arkadaşlar. x2 0 gelebilir. Sağdan limiti 3'tür. x2 3 gelebilir. Sağdan limiti 3'tür. 2 gelebilir mi? Gelemez. 1 gelebilir mi? Gelemez. Ancak x2 0 ve x2 3 gelebilirdi. Burada iki tane durumumuz söz konusu oldu. Tekrar gözden geçiriyorum. Ee, özür dilerim 3 gelemezmiş. Toplamları 3'e gitsin diye şurası gelmek zorunda. Kusura bakmayın düzeltiyorum. Burası kaç gelecek o zaman? 3,5 gelecek. Çok özür dilerim. x2 şunu 3'e eşit deseydi 7/2 gelecekmiş. Tamam. Devam ediyorum. x1'e o zaman 1 diyeyim artık. 1 bir dediğimde 1'in soldan limiti yine 2'ye gitti. 2 ile kaçı toplarsak 3 olur? 1. Öyle bir şey seçeceksiniz ki sağdan limiti 1 olacak. O zaman x2'niz 1 gelebilir. Sağdan limiti 1 olacak. Bakıyorum şurası gelebilirdi sağdan limiti 1. Bu sefer neyi seçersiniz? 1 için 5 bölü 2'yi seçersiniz. 5 bölü 2 olabilir. Devam ediyorum. x1'i 1 bir değil bu sefer 2 seçseydiniz. Soldan limiti 2'dir. 2 seçtiğimizde soldan limiti 2'dir. 2 ile kaçı toplarsak 3 olur? 1'i. Öyle bir şey söyleyin ki sağdan limiti 1 olsun. 1 için de mi aynıydı o zaman? 1'in soldan limiti 2 idi. Doğru. 2'nin soldan limiti. Ha bu da 2. O zaman bunun çözümleri yine aynı gelecek. Aynı limitler gelmişler çünkü. Tekrar bakmayalım. 1'in soldan limiti, 2'nin soldan limiti doğru. 3'ün soldan limiti nedir? 3'ün soldan limiti 2'dir. E, bu da aynı şeye geldi o zaman. Bunları da yine aynı şekilde yerleştirebilirim. Peki son olarak arkadaşlar artık son mu bilmiyorum. 4 koysaydık ne gelecekti? X1'imiz eğer 4 olsaydı. 4'ü yerleştirdiğiniz takdirde görüntünüz kaça gidecek? 4'e gidecek. Şöyle göstereyim. 4'te şurada. 4'ten geçiyor olacaktı. Bu 4'e 4 noktası. O zaman eksi 1 diyecektiniz. Öyle bir şey söyleyeceksiniz ki sağdan limiti eksi 1 olacak. Sağdan limiti. Eksi 1'in sağdan limiti ne? 1. Sağdan limiti eksi 1 olan hiçbir şey göremiyorum. O sebeple artık 3'ten sonrasında durumlar kapanmıştır. Tamam. Bizim çözümlerimiz bir zahmet kapansın zaten. Bu nedir yani? Şu kadarlık çözüm bulduk. Devam ediyoruz. Bize neyi soruyor? x1 x2 için maksimum değeri kaçtır? Harika. 9 bölü 2 ile 2'yi toplasaydınız ben şu yanlara sırasıyla yazayım. Burayı işte 1, 2 gibi yazdığımı düşünün. 3, 4, 5, 6. Eksi 2 ile burayı toplasaydık 5 bölü 2 gelecekti. Eksi 1 ile burayı toplasaydık 7 bölü 2 gelecekti. Şu anda favorimiz bu. 0, 0, 0, 7 bölü 2, 7 bölü 2. Güzel. 1, 1 daha 2, 7 bölü 2 daha büyük. 1, 5 bölü 2 daha, 7 bölü 2 aynı. 2, 5 bölü 2 daha arkadaşlar. 9 bölü 2 favorimiz bu. Evet 4.5 geliyor. Hala favorimiz bu. 3 5 bölü 2 daha. 11 bölü 2 yanlışım yoksa artık en büyük yanıtımız da bu gelecektir. Sonuç olarak x1'i tam sayı olarak 3 alsaydık ve x2'yi de 5 bölü 2 alsaydık bu toplamlar kaç gelecekmiş? 11 bölü 2 gelecekmiş. Evet sizleri ve beni yoran bir soruydu. Hemen 5'e geldim. Alabileceği değerler toplamı. Evet x1, x8, x85. Şimdi bildiklerimizi yapalım. Bildiklerim şunlar. 8'e giderken limiti varmış. Demek ki burada doğrudan limit denmiş. 8'e giderkenki limiti 0'dır. Grafiği çünkü böyle devam ediyor. Eksi 5'e giderkenki limiti nedir? Eksi 5'e giderkenki limiti 1'dir. O zaman şuraya 1 koyuyorum. Dikkat edin. Şu kısım duruyor yani. Limit x giderken x1'e fx. Grafiğin fx eğrisi olduğuna dikkat edin. 0 eksi 2 eşittir. Limit 2'ye giderken nedir? 2'deki limitimiz eksi 2'dir. 6 ile çarptım eksi 12. 5'e giderken diyor 5'teki limiti nedir? 3'tür. 2 ile çarptım. 2 kere 3 6'dır. O zaman sağ taraf eksi 6. Eksi 2'yi yana yolladınız. Eksi 4. Şunları da sildiniz. Buyurun size soru. Öyle bir şey söyleyeceksiniz ki şuna dikkat. Bunun da önünde eksi var. Bunun da önünde eksi var. O zaman izninizle bunları da siliyorum. Bana öyle bir şey söyleyin ki limitinin, öyle bir nokta söyleyin ki limitinin 4'e gittiğini anlayayım. Hangi noktadır? 4 noktasını limit olarak verenler, bakın sağı solu değil dikkat edin. Eksi 4'ü alamayız çünkü eksi 4 limitli bile değildir. Ama eksi 3 limitlidir. Ama eksi 2 ama eksi 1 bunların hepsi nedir? Limitlidir. Sıfırda var mı böyle bir şey? Yok. Devamında var mı? Yok. 0'ın da limiti yoktu. O zaman x birlerimiz eksi 3, x birlerimiz eksi 2, x birlerimiz eksi 1 değer alabilirdi. Toplamları için de yanıtımız eksi 6 olacaktı. Kızmayın kızmayın güzel olacak. Merak etmeyin kitap bitince tüm bu sıkıntı stres geçmiş olacak. 3 tane fonksiyon hatta 4 tane fonksiyon var. Peki öncelikle hiçbir şey yapmadan şunları değerlendirelim. f eksi g eksi h artı k 1. Demek ki bu f1 eksi g1 eksi -H h1 artı -H k 1i soruyor. g1 nedir? Bu tanım sorularında bazen afallıyorsunuz. Neyi sorduğunu anlamıyorsunuz. O yüzden tane tane gidelim. g1'i bulmak istiyorum. E1 sizlere şöyle tanımlanmış. X0 yerine 1 koy. Bu F içerisinde 1 artı limit X giderken 1'e sağdan limit X giderken 1'e sağdan Fx demektir. Aynı şeyi H için bakalım. H e, x0 buraya konulacaksa H biz 1'i bulmak istiyorsak x0 yerine 2 koyacağız. Dikkat edin. H1 x0 yerine 2 koyuyorum. Unutmayın. F 2 eksi limit x giderken 2'ye sağdan fx diyorum. Harika. Yine biri bulmak istiyorsam x0 yerine yine 2 koyuyorum dikkat edin. k1 2 koyuyorum. f1 eksi limit x giderken 2'ye soldan f x diyorum. Şimdi bunların hepsini taşıyacağım. Aradığımız şeyler bunlar olacak. Gelelim yukarıya. Gelelim yukarıya. İşte şunu arıyoruz. Hadi bakalım tane tane bunlara bakalım şimdi. Öncelikle yukarıdan G1 ile başlıyorum. G1 için f1 artı limit x giderken 1'e sağdan fx. 1'e sağdan gittiğimde nereye gidiyorum? 1'in sağı 2'ye gidiyor. Buraya 2 koydum. Buraya 2 koyarsam 1 artı 2 daha 3 gelir. Bana neyi soruyor? F3'ü soruyor. F3 kaça eşittir arkadaşlar? Dolu boncuk 0. Demek ki g1 0'mış. Geldik aşağı. 2'nin sağına giderken fx'i soruyor. 2'nin sağındaki nedir? 2'dir. Anlaştık. 2-2 f 0'dır. F0'ın görüntüsüne bakıyoruz artık. Neredir? Kapalı boncuk. 4'tedir. Koydum. 1 eksi 2'nin solunu soruyorum bu sefer. 2'nin solunda 4'e gidiyorum. Güzel. 1 eksi 4'ten eksi 3 geldi. O zaman ben size F eksi 3'ü soruyorum. K1 için. F eksi 3 kaça eşittir? Bunu bize vermemiş. O zaman doğru denklemiyle hızlıca göstermeye çalışalım. Şunları bir tık uzatıyorum. Şimdi ne yapmışız? 2 gittiğimizde 0'da 2 2'deymiş. 2 gitmişim 2 azalmışım. O zaman 1 gittiğimde de elbette 1 azalacağım. Buradaki temel benzerlikten görebilirdiniz. Göremezseniz doğru denklemi yazabilirsiniz. O zaman buranın görüntüsü de eksi 1 olacakmış. Şimdi soru bize neyi soruyordu? Evet G1'de bunu dedik. O zaman şunları yazalım. H1 4 gelecektir. K1 kaç gelecektir? Eksi 1 gelecektir. Aldım hepsini tekrar aşağı gidiyorum. Geldim. Bana şunu soruyor. F eksi. F1'e de bakmamız lazım. F1'in görüntüsü nedir? F1'in görüntüsü de 1'dir arkadaşlar. Kapalı boncuğa baktık. F1'den G'yi çıkar. 1 eksi 0 çıkardım. H'yi çıkar. Eksi 4. Sonra da buna K'yi ekle. Artı eksi 1 diyelim. Bunun sonucu ne gelecektir? 1 eksi 4 daha eksi 3. Eksi 4 eksi 1 daha eksi 4 olarak bulacaktık. Örnek 7. Yukarıda belli bir düzene göre giden bir fx var ise bu düzeni hızlıca anlamaya çalışalım. Tanım değerlerinde tam sayılarda boncuk vermiş. Peki boncukların görüntüleri de birin görüntüsü 0. Mesela şöyle gösterelim. f1 bu f(x) fonksiyonuymuş çünkü. f1 0. f2 nedir arkadaşlar? 2'nin görüntüsü. 2'nin görüntüsü e, şey 1'in görüntüsü. Özür diliyorum. 2 yanlış yazmışım. ile başlayayım o halde. 0'ın görüntüsü 1, bir, 1'in görüntüsü 2, iki, 2'nin görüntüsü 3. Demek ki Fn'in görüntüsü nedir? Herhangi bir noktanın görüntüsü n artı 1. Eğer sorarsa. Genelde biz limitte değerlerle çünkü ilgilenmeyeceğiz. Tanımlarını bilmiyorum şimdi fonksiyonların. Daha sonrasında şunu görelim lütfen. Ben belli bir noktada limite bakıyor olsaydım. Birin solu neye eşit gelecekti? Sıfıra. 2'nin solu neye eşit gelecekti? Sıfıra. 3'ün solu neye eşit gelecekti? Sıfıra. Bu bu şekilde gidecekti. Demek ki ben herhangi bir değerin soldan limitine bakıyorsam da x giderken n'e soldan n'ler elemanıdır bu sorunun çözümü için doğal sayılar olmak üzere. Yine sıfırı bulacaktım. Peki sağdan gidiyor olsaydım ne bulacaktım? Aslında sağdan gittiğinizde de birin sağına bakın lütfen 2'ye. Yani aslında görüntüsüne. 2'nin sağına bakın 3'e yani görüntüsüne 3'ün sağına bakın 4'e görüntüsüne gidiyor olacaktı. Demek ki bunlar aynı zamanda nelere eşitmiş? Sağ limitlerine 1'in sağı, 2'nin sağı, nokta nokta nokta, n'in sağı. Şimdi bu fonksiyonun saf haliyle bulduğumuz yanıtlar. Bize neyi soruyor bakalım gx0 diyor. Heh. altta bir signum fonksiyonu var. signum işareti var özür dilerim. Signum işareti neyi söyleyecekti size? K'lar sıfırdan 10'a kadar burayı topla demek. Önce şunu bulalım. Yani bu g, k yerine 0 koydunuz. g0, g1, g2 kaça kadar toplayacağız? g 10'a kadar toplamanızı söylüyor. Hemen tanıma geliyorum. g0 nedir? g0 arkadaşlar limit x giderken 0'a sağdan fx'tir. 0'ın sağında biz ne söylemiştik dikkat edin 0'ın sağındakiler Noktanın sağındakiler nereye gidiyordu bir fazlasına O zaman 0'ın sağı 1'e gider 1'in sağı 2'ye gider şekillende görüyorsunuz 2'nin sağı 3'e gider Heh, Hepsini yazıyorum 0'ın sağı Çünkü bu g0 limit x giderken 0'a fx demekti 1'di Burası 2'ydi kaça kadar gideceğiz g10 diyorsak aslında bir fazlası olan 11'e kadar 11 çarpı 12 bölü 2'den 66 bu değer Burayı hallettim. Güzel. Geleyim yana. Yan dediğim kısım ise şurasıdır. E, K artı 1'dir. Burayı nasıl bulacaksınız? K'ye 0 koyduk. H1. K'ye 1 koyduk. H2. Bu sefer de kaça kadar? H11'e kadar toplatmak istiyor. Ama önce dilerseniz H11'in ne olduğunu ya da H1'in ne olduğunu algılamaya çalışalım. Şunu bir tık yukarı aldım. Şöyle dursun. şimdi şunu lütfen görelim. H1 için limit x giderken eksi 1'e soldan f, mutlak değer x eksi 1 dediniz değil mi? Bunu nasıl göreceğiz? Acaba fonksiyonun mu grafiğini çizip yorumlasak hızlıca? Ya da yok, hiç fonksiyon grafiğine girmeyelim, vaktimizi öldürmeyelim. Eksi 1'in solu demek ne demektir? Eksi 1'in solu, eksi 1'den çok azcık daha küçük bir sayı demektir. Eksi 1'den küçücük bir sayıdan eksi 1 çıksaydı, eksi 1'in solundan eksi 1 çıksaydı, eksi 2'den çok az daha küçük bir sayı bulacaktınız harika. Eksi 2'den çok az daha küçük bir sayının mutlak değeri 2'den arkadaşlar dikkat edin kopmayın tekrar söylüyorum. Eksi 2'den çok az daha küçük bir sayının mutlak değeri 2'den çok az daha nedir? Büyük bir sayıdır. İşte bu 2'nin sağıdır. Ha, o zaman e, 1 koyduğunda biz neyi gördük? Aslında 2'nin sağındaki limiti gördük. O zaman 2 koyduğu zaman da 3'ün sağını. 3 koyduğu zaman 4'ün sağı. 11 koyduğu zaman da 12'nin sağını görüyor olacaktık. Tamam bu ne demektir? Arkadaşlar 2'nin sağı nereye gitti? Burada 2'nin sağı 3'e gitti. 3'ün sağı 4'e gitti. Az önce konuştuğumuz şeyin aynısı. 2'nin sağı 3'e gitti. 3'ün sağı 4'e gitti. Tık 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 13'e kadar gitti. 1'den 13'e kadar olan sayıların toplamı 13 çarpı 14 bölü 2'den 7, 91'dir. 91'den neyi çıkarayım? 1 ve 2'yi çıkarayım. Yani 3'ü çıkarayım. Toplamlarını çıkarayım. 88 mi geliyor? Evet bu toplamda 88'dir. Yanlışım yoksa artık varsa da mühim değil şeyi düzgün anlattım çünkü teorik kısmı düzgün anlattım. Burası size kalsın. 66 artı 88 ya da ben yapayım 6 artı 8 çarpı 11, 154 geliyor herhalde değil mi? 14 çarpı 11'den 154 yanıtınız olacaktı. Evet, gayet güzel. Aslında özde kolay çünkü fonksiyon bilginizi sorgulatan ama limitle düşünce birazcık karışan bir soru olmuş. Bunu farklı verseydim ne verebilirdim düşünüyorum. Negatif kısımlarında da bu şekil devam ediyor olsaydı kendiniz soru düşünebilirsiniz. İşte 1'de 1'e 0'da nasıl olacak düşünemedim. Şunları öteleyerek devam ettirdiğinizi düşünün. Tam yapamadım ama anladınız ne demek istediğimi. O zaman daha güzel bir soru belki ortaya çıkabilirdi. Onun mutluğunu almak belki kafa karıştırabilirdi. Neyse bu bizim için kafi bir zorluktaydı. Gelelim örnek 8'e. Bu arada bu noktaya kadar izliyorsanız muhtemelen zaten elinizde kitaplarınız vardır ama arkadaşlarınıza önerip paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi ben yazarken de anlatırken de inanılmaz efor sarf ediyorum. Sorulardan da görüyorsunuzdur zaten anlatım süremden de görüyorsunuzdur. Dediğim gibi lütfen paylaşıp destek olmayı unutmayın. Kitabı da arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. Arada bir bunları demem gerekiyor. Ee, geldik diğer soruya örnek 8'e. Kayıt başından beri ben 2 gündür kayıt alıyorum o yüzden benim için iki gün geçti siz kaç gündür izliyorsanız. Kayıt başından beri 2 gündür şunu söylüyorum. Bunlara dikkat edin. E ettik işte hocam ne gelecek? Bu sefer fx-2'ye bakıyorsunuz. Bu soru fx değil arkadaşlar fx-2'nin grafiği. Ona göre hareket etmeyi ihmal etmeyin. Şimdi ne istiyor bizden? Ben bu on önce onları yazacağım ardından çözüme geçelim. g çarpı h'nin eksi 2 ile çarpımını yani önce sizin G2, g eksi 2'ye ihtiyacınız var. G eksi 2 demek ne demektir? F mutlak değer. Eksi 2 artı 1'den eksi 1 mutlak değeri 1. F 1 artı limit x giderken eksi 2'ye sağdan f mutlak değer x artı 5. Şimdi bakın burayı sadece x artı 5 olarak vermiş. Yani siz şu değeri o zaman burada bağımsız bir şekilde değerlendirmelisiniz. Tamam değerlendirelim. Ben eğer eksi 2'nin sağına 5 ekliyor olsaydım eksi 2'nin sağına. Eksi 2'ye 5 ekliyorsanız arkadaşlar 3 bulurdunuz. Eksi 2'den sağı demek ne demek? Daha büyük. Eksi 2'den daha büyük bir şeye 5 ekliyorsanız 3'ten de ne bulursunuz? Tabii ki de daha büyük bir şey bulursunuz değil mi? Bir daha söylüyorum. Eksi 2'ye 5 eklesek 3 gelirdi. Eksi 2'nin sağı dikkat edin. Eksi 2 buraysa sağı gittikçe sıfıra yaklaşıyor. Sayı büyüyor pozitife gidiyor. Eksi 2'den büyük bir şeye 5 eklersek 3'ten büyük bir şey buluruz. Tamam. O zaman siz şu kısımda da ne bulacakmışsınız? 3'ten büyük bir şey. F altında. Hadi çözelim. F1 nedir? Gidip 1'e baktık 1'dir demiyoruz. Çünkü x eksi 2'yi vermiş bize. Burada 1'i bulmak için x yerine 3 koyacağız. 3'ün görüntüsü 0'dır. O zaman F1 0'dır. 3'ün sağına bakmak istiyorsak x eksi 2'yi 3'ün sağına götürmelisiniz. Neyden 2 çıkarsa 3'ün sağı gelir. 2'yi yana atın. 3'ün sağı artı 2. 3'ten büyük bir şeye 2'yi eklersek 5'ten büyük bir şey. Siz demek ki burada 5'ten büyük bir şey koyduğunuzda 5'in sağını koyduğunuzda bulacakmışsınız. Dikkat edin ne geliyor? 3'te 2'de 3'te ise 3'te 0'daysa 1 birim ilerledikçe 3 birim azalıyor. 4'e geldi eksi 3 5'e geldi eksi 6. İşte buranın yanıtı ne gelecektir? Bu siyah kutucuğun yanıtı eksi 6 gelecektir. Şunları temizledim. O halde yanıtımız ne geliyor? G eksi 2 için 0 artı eksi 6'dan eksi 6 olarak buluyoruz. Şimdi aynı şeyleri h için konuşalım. Baştan yazıyorum. h eksi 2 eşittir. f eksi f. Eksi 2'yi koydum. 2 daha ne gelecektir? 0 artı limit. x giderken bu x 0 tam çıkmamış arkadaşlar. Eksi 2'nin soluna f x kare. Eksi -2'den küçük bir şeyin karesi -2'nin karesine gelirdi. 4 gelirdi. Parantez karesi tabii ki. Eksi -2'den küçük bir şeyin karesine gelirdi 4'ten küçük bir şey. Yani 4'ün solu gelirdi. Peki burası 4'ün solunu soruyor size. 4'ün solu için neye bakmanız lazım? Dikkat edin. Elinizdeki fonksiyon x 2. Neyden 2 çıkarırsanız 4'ten küçük bir şey gelir? Tabii ki de 4'ten değil mi? 4'ten küçük bir şeyden mi? İki, e, özür diliyorum 4 değil, e, Şey 4'ün solu gelecek yanlış demedik değil mi? Şöyle yapalım. Burada çözseydiniz soruyu ne diyecektiniz? İşte iki yana atsak 6'nın solu gibi bir şey gelecekti değil mi? Ben burayı beğenmedim. Ben burayı beğenmedim. Şöyle vermek istiyorum. F içerisinde F içerisinde ne desek güzel olur? F içerisinde e, eksi x kare diyelim. Başka değerleri de kullanmış ve görmüş olun. Daha sağlıklı olacak soru böyle. Evet, lütfen böyle değiştirelim. Daha güzel gözükecek. Eksi koyayım bir önüne. Niye bunu böyle yaptım? Hemen gösteriyorum. Şurası da eksi olsaydı. f eksi x kare olsaydı. Az önce kaç buldunuz? x kareyi tekrar bakalım. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Sadece x yerine koyduk. Şu kısımdayız. Eksi 2'nin soluna gidiyoruz çünkü. Eksi 2'nin solunun karesi 4'ten küçüktür. Önüne eksi koysaydık. 4'ten küçük bir şey ne demektir? Dikkat edin. 4'ten küçük bir şey 3,99 demektir. Bunun önüne eksi koysaydınız, eksi 3,999'dur. Bu nedir? Eksi 4'ten arkadaşlar büyük mü küçük mü dikkat edin. Tabii ki de daha büyük bir şeydir. Eksi 4'ün daha sağındadır. Size neyi soruyor şurası? O zaman kutuluyorum. Burası eksi 4'ün sağını soruyor. Siz şimdi bu soruda neye bakmak zorundasınız? Öyle bir şeyden iki çıkartacaksınız ki eksi 4'ün sağı gelecek veya eksi 4'ün sağı yerine şunu da yazabilirdiniz. 3,99 gelecek. 2'yi buraya pozitif olarak yollasaydınız ne gelecekti? Eksi 1,99. Bu da eksi 2'nin solu mu, sağı mı? Tabii ki de sağı olurdu. Heh. Özellikle bunu sormak istedim. Çünkü şu değerleri bir kullanın. Soru yoksa öbür türlü doğrusal denklemi çözmekten başka bir şey olmuyor. Eksi 2'nin sağı nereye gitmiş? 3'e gitmiş. Güzel. İşte burası 3'tür. Bu mavi kutucuk 3'tür. Bir de F0'ı soruyorum. F0 da burada paşa paşa 1'dir. Mi? Hayır. 2 yerine koyacaktınız. Ha, yani şans eseri burada da 1 geliyormuş. Dolayısıyla burada da 1'dir. O sebeple ne yapacaktınız? Şurası 1 gelecekti. Eksi 1 artı 3'ten H eksi 2 de 2 gelecekti. Yazıyorum. E eksi 2. Eksi 1 artı 3'ten 2 gelecekti. Size de bunların çarpımını soruyorsak. Çarpımları G çarpı eksi 2 kaç gelecekti arkadaşlar? Eksi 12 diyecektik. Örnek 9'a geldik. fx fonksiyonu için kaçtır diyor. Tamam. Yukarıdakilerden sonra sizin için kolay bir soru. Fonksiyonun fx eşittir y olduğunu unutmayın. Eksi 1'in sağını soruyor sizlere. Şimdi ben tavsiyede şunu söylerdim ilk başta tavsiye etseydim. Mutlak değer değerlisini bence bir çizin derdim. Bunun mutlak değerlisi sol tarafın sağa yapışmış hali olacaktı. O sebeple burası eksi 1 olurdu. Eksi 1'e kadar bu devam ederdi. Değil mi? Eksi 1'de özür diliyorum açık aralık olurmuş. şurada 4'te kapalı aralık gelecekti. Simetriğini alıyorum buraya göre. Burada 2. Sonra şunu uzatayım azıcık daha. Şöyle bir şey görecektiniz o halde. Burada da eksi 3'ten geçecekti. İşte bakın bu grafik f mutlak değer grafiğidir. Eksi 1'in sağına bakıyor olsaydınız. Eksi 1'in sağı nereye gidecekti? işte 5'e gidecekti. Bu birinci yönteminiz. İkinci yöntem az önce konuştuklarımızdan yola çıkabilirsiniz. Eksi 1'in sağı demek eksi 1'den çok azıcık daha büyük bir sayı demektir. Tamam. Bunun mutlak değerini alıyor olmak demek ne demektir arkadaşlar? Pozitifi demektir. Pozitifi ne demektir? 1'in solu demektir. 1'in solundaki limitiniz nereye gidiyordur? Şuradan hızlıca görebilirsiniz artık. Bakın 1'in solundaki limitiniz de yine 5'e gidiyor olacaktı. Nereden yaparsanız yapın. Mutlak değerinin grafiğine ne diyecektik peki? F mutlak değer. Affedersiniz mutlak değer fixmiş. İkinci kısımdayım. Şuradayım. Mutlağını alıyor olmak demek. Zaten burada bir değişiklik olmayacaktı. Burası mutlak değerde de aynen böyle olacaktı grafik olarak. Ama 3'ten sonra bu kısım bu ok yukarı doğru dönüp devam etmek durumundaydı. Çünkü mutlak değere bakıyoruz. Burada da şunu söyleyebilirsiniz. Bizlere 7'nin solundakini sormuş. Tamam ben şunları farklı bir yere alayım şuraya alayım madem 7'yi soruyor bir, e, şu değerlere aldanmayın bilmiyorum kaça geleceğini şimdi göreceğiz bakın 1'den 2 ilerlediğimizde 3'e kadar 2'den 0'a gelmişsek her bir tane de biraz azalmış. o zaman 4 tane gittiysek burada da 4 tane artacaktır değil mi çünkü aşağı doğru devam ediyordu zaten biz bunu geri çevirdik o sebeple ya da şöyle diyebilirsiniz e, burası alfaysa nasıl diyelim şurası beta ise benzerlik yapardınız işte burası beta burası alfadır. Karşısı 2 komşusu 2 ise bunun da karşısı 4 ise komşusu 4 olacaktır. Burası da 4'tür. Ha, demek ki şu noktada şuna eşitmiş. Güzel çizmişiz. Güzel. 7'nin solu diyor artık sağı solu kalmadı. Buranın da yanıtı 4 gelecektir. Devam ediyorum. Buna doğrudan yapacağız artık. grafiğiyle falan uğraşmayalım. Çok zorlayacak bizi çünkü. 2'nin solu 1,99 veya 2'den küçük bir şey diyeyim. 2'den küçük bir şeyin karesi neye eşittir arkadaşlar? Ya da bur burayı dilerseniz şey de yapabilirdiniz. Ee, 2'deyken ki değerine bakabilirdiniz. Şöyle söyleyeyim. Buraya 2 koyduğunuzda kaça gidecektir? 4 eksi 8 artı 5'e yani eksi 4 artı 1'den 1'e gidecektir. Şöyle düşünün. Bunun grafiğini çizseydiniz sadece içerideki parabolün grafiğini çizseydiniz ne diyecektiniz? Deltası x eksi 2'nin karesi artı 1. Yani şöyle bir grafik olacaktı. Zaten içeride tanımlı olması için daima pozitif olması pozitif değerleri alması gerekmektedir. Bunun için 2'nin soluna bakıyorsanız 2'nin solundaki değer nereye gidiyor gittikçe soldan yaklaştığınızda 1'e. Kök içerisinde de buna bakıyor olsak kök 1 yine 1 geleceği için buranın yanıtı yine 1 gelecekti. Bunu köklü fonksiyon kısmında tekrar izah edeceğim. Eğer şu an için çok fazla sizi tatmin etmediyse lütfen biraz sabredin. Tamam. İçerisi 1 gelecektir. Dikkat edin size f1'i soruyor. f1 kaçtır? f1 de burada kapalı boncuk olduğuna göre 4'tür. Burası da f1'den 4 gelecek. O zaman yanıtımız nedir? 5 4 4 topladık 13 diyecektik. Gelelim bu sayfanın son sorusu. Bu kayıt beni epey yordu. Sanırım tek bir video olarak YouTube'a gidecek ama beni de biraz yıprattı. Harbiden ağırmış sorular. Reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu. Arkadaşlar bence f değil burası. Pardon. f değil değil. Burası g olacak. g'nin grafiği verilmiş. Buraya f yazılmış. Aşağıda g ile tanımlanmış. Burayı g yapalım. Yanlış yazılmış burası G olsun. Ve fx için tanım vermiş bize. Böyle olduğuna göre f1 soruyor. Tamam yine yukarıda yaptığımız gibi ilerleyelim. Önce aradıklarımızı yazalım. f1 eşittir mutlak değer g 1 eksi 6'dan g eksi 5'in mutlak değeri artı g tane limit x giderken 1'e soldan gx eksi 3. 1'e soldan gittiğim takdirde gx gelecektir? Bakıyorum 1'in solundayken gx 4'e gidiyordur. O zaman burası 4'tür. 4'ten 3 çıktığında 1 kalır. O zaman burası bize g1'i soruyordur. G1 nedir? Tanımlı olduğu aralık 5'tir. Burayı hallettik. Demek ki burası 5 gelmiş. G eksi 5'i soruyor size. Tamam. Eksi 5'in de tabii mutlak değerine sonra geçeceğiz. Şöyle çözebiliriz. Burayı uzattım. Burası eksi 5 olsun. Şu değer kaçtır? Dikkat edin. 1 azaldığımızda 2 gitmiş. O zaman burası 1 geldiğinde 2 düşmüş. 1 geldiğimde 2 daha düştü burada. Hı. Eksi 1'de. Eksi 2'ye geldiğimde eksi 2. Eksi 3'e geldiğimde eksi 4. Eksi 4'e geldiğimde eksi 6. Eksi 5'e geldiğimizde burası ne olacaktır o zaman? Şöyle çok kötü çizdim ama şurada eksi 8 gelecektir. Anlaştık? Burası. Buranın bir daha söylüyorum sağı da solu da limit demiyor zaten görüntüsü diyor. Limit de dese aynı şey gelecekti. Eksi 8 gelecekti. Mutlak değer eksi 8 olacaktı. Bu da 8'dir. Bu tabii ki burası için. Artı 5. Yanıtımız ne gelecektir? Yine 13 bulacaktık. Evet kendime notlar kısmına bu sayfada yaptığımız belki anlamadığınız belki çok iyi anlayıp unutmak istemediğiniz notları koyabilirsiniz. Bu tarzdaki örnekleri hem yine testte hem de kitabın kalanında devam ediyor olacağız. Çok iyi oturtamadığınız yer olursa hiç merak etmeyin. Aynı yerleri birkaç kez daha konuşuyoruz çünkü. Hadi bakalım teste gidelim.